Peki hayat nasıl ilerliyor? Fransızlar bu durumda nasıl yaşıyor? Paris'e dönelim. Son durumu blogger Ahmet Örebz anlatacak. Efendim merhaba. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora Bey. Teşekkür ederim. Şimdi geçen gün özellikle marketlerden ve marketlere et veya yiyecek taşıyan tırların yağmalanma girişiminden de bunlarla alakalı haberler de iletmiştik. Şimdi durum nasıl Fransa'da? Yani belli bir kesimde büyük bir tepki ve endişe de var gibi gözüküyor ve tabii bütün bu endişe de bir anda çığırından çıkıp market yağmasına bile dönüşebiliyor. Aslında şöyle, ilk başlarda hepimiz endişelendik. Hani bu akış nasıl olacak, ürün tedariki nasıl olacak, bu konuda hepimiz endişelendik. Ve pek çok insan bu tür maalesef hatalar yaptılar ama benim gördüğüm ve çevremde duyduğum kadarıyla şu an bu minimuma inmiş durumda. Hatta neredeyse ben hiç şu an karşılaşmadım. Tabii ki belli bir ürünlere talep var. Ama insanlar biraz akıllandı gibi. Dolayısıyla ihtiyacı kadar olanı alıyorlar. Çünkü o ilk panik sürecinde, yani bu normal sayılabilir hani insanların endişelenmesi, ama şu an akışın hani iyi kötü devam edeceği görüldüğü için bir sorun yok gibi görünüyor. Peki sokaklara baktığınız zaman tablo nasıl? Yani ciddiye alıyor mu? Özellikle de yaşlılar mesela. Çünkü İtalya'da, Türkiye'de hala ciddiye almamakta direniyor. Ne yazık ki risk grubunda olan yaşlı kesim. Aslında şöyle, pazar günü ilk bu mağazaların, dükkanların kapalı olması yasağı çıkmıştı, duyurulmuştu. Şu an bir, yani o zaman tam biz Türkiye'nin şu an yaşadığını yaşıyorduk. Biz yani şu an 5-6 gün öndeyiz Türkiye'den olumsuz anlamda. Dolayısıyla insanlar dışarı çıkmadılar. Sonra yasak uygulandı. Yasağın uygulanmasıyla birlikte yaşlılar, şöyle tek başına yaşayan insanlar var. Onların çıkması gerekiyor. Böyle bir sorun var. Ama çıkıp dolaşmaya, şöyle bir gezeyim diye dolaşan insanlar olduğunu zannetmiyorum. Pazar gününden beri dışarı hiç çıkmadım. Ama yayına bağlanmadan önce bilgi almak adına Paris çevresinde yaşayan bütün arkadaşlarımı aradım. Hepsi bana sokakların bomboş olduğunu söyledi. Tabii ki sokağa çıkan insanlar var ama alışveriş için çıkmak zorundalar. Özellikle yaşlılar, tek başına yaşayan yaşlıların çıkması gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Gerçi şöyle de bir dayanışma ortamı oluştu. Apartmanlarda, asansörlerde hep notlar var. Ben sizin yerinize çıkabilirim, telefon numaram şu diye. Böyle bir dayanışma söz konusu oldu. Dışarı çıkan insan sayısı minimuma indirilmeye çalışılıyor. Yine de çıkan insanlar var. Buna karşı da en son bugün zannediyorum, ya dün akşam ya bugün, Eyfel çevresi, Sen Nehri kıyıları, insanların dolaşabileceği yerler yasaklandı. Dolayısıyla gerçekten insanların çıkmaması gerekiyor. Ben de aslında günde bir kere yarım saat çıkma hakkımız var. Ama ben bunu hiç kullanmadım çünkü şu an için bir ihtiyaç duymadım. Evde kendime yeni bir yaşam düzeni oluşturdum. Kendimi ve ama daha çok başkalarını korumak adına. Peki günlük hayatınız nasıl geçiyor? Şöyle, onu da şuna bağlamak istiyorum. Evden çalışmada yoğunlaştığı için son bir haftada özellikle Türkiye'de internet altyapımız bayağı bir zorlanır vaziyette. Yani bir anda internet bant genişliği işgal edilerek %30-%35'lik hem sabitte hem de mobilde yoğun bir kullanım var ve bir artış var. O yüzden de bir yavaşlama yaşanıyor şu anda internet hizmetlerinde. Acaba Fransa'da durum nasıl? Şimdi şöyle, ilk gün tabii bir ne yapacağız diye oturup düşündük. Hani böyle yaşanır mı, nasıl yaşanır diye hepimiz düşündük. Hani bu yollardan Türkiye'de geçecek gibi görünüyor. O yüzden anlatıyorum bunları. İnsanlar önce bir normal hayatlarına nasıl devam edebilirler? En az hasarlı bu dönemi nasıl atlatabilirler? Onu düşünmesi gerekiyor. Biz de günlük yaşamımızı değiştirmemeye, yani evde geçen yaşamı değiştirmemeye karar verdik. Normal saatte kalkılıyor, normal saatte yatılıyor. Yemekler, gıdaya dikkat ediliyor ve kendimizi vakitsizlikten dolayı yapamadığımız ne kadar iş varsa bunları yapmak için, yani olumlu ya da olumsuz anlamda bir fırsat oldu bu. Örneğin ben kendi adıma Paris üzerine bir kitap yazacaktım. Hep vakitsizlikten yazamıyordum. Şimdi oturdum, onu yazmaya başladım. Bunun gibi blogum var, Paris.net diye, o Paris'le ilgili bir blog. Ona sorular geliyor, onlarla ilgileniyorum. Hatta yani birden akşam oluyor, düzenli olarak evde spora başladım. Bunu herkese tavsiye ederim. Hani koşmacalı bir spor değil ama hani pilates gibi bir şey olabilir, yoga gibi bir şey olabilir. İnternette bir sürü video var bununla ilgili olarak. Hocaya da gerek yok. İnternetin hızı konusunda burada bizim internet hızımız iyiydi.
Açıkçası ben ara sıra takılmalar dışında çok fazla bir sorun yaşamıyorum. Ama hepimizin günlük hayatı değiştiği için hepimiz dünyanın pek çok yerindeki arkadaşlarımızla video konferans yapmaya başladık. Hatta sofralar kurmaya başladık. Sosyalleşme bu yönde gelişiyor. İlla yüz yüze görmek zorunda değiliz. İnşallah o günler tekrar gelecek. Yüz yüze tekrar görüşeceğiz ama bu dönemde uzaktan kamerayla imkanı olanlar muhabbet ediyorlar. Olmayanlar telefonla konuşuyorlar. Bu şekilde günümüzü normalleştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Peki geçtiğimiz hafta özellikle Macron'dan gelen açıklamalar Fransız halkında nasıl bir ferahlama yarattı ya da bir ferahlama yarattı mı? Yani herhangi bir iflas veya buna benzer bir şey yaşanmayacak. Bir tek Fransız vatandaşı bile, Fransa vatandaşı bile zarar görmeyecek. Biz bu meseleyi hep beraber dayanışma içinde atlatacağız yönünde de bir Macron'un açıklaması olmuştu. Evet, o konuşmayı ben de canlı izledim ve hayret ettim ve bir yandan da mutlu oldum. Fakat tabii bunun nasıl olacağını bu süreç geçtikten sonra göreceğiz. Yoksa yani şu an benim de inancım ve güvenim tam. Sonuçta benim de bir kişisel firmam var. Benim de vergilerim, ödemelerim, bir sürü bir şeyim var. Ve şu an gelirler sıfırlanmış durumda hepimiz için. Ama önemli olan öncelik can sağlığı. Bundan sonra da devletin güvencesi var ve Fransa'da bütün her yerde olduğu gibi beyan esastır. Biz de devletin beyanına güveniyoruz. Buna göre de zamanla göreceğiz bu desteklerin nasıl olacağını ya da ekonomik zararlarımızın nasıl karşılanacağını. Ama şu an için bir endişe duymuyoruz. Dediğim gibi önemli olan can güvenliği, sonra candan sonra mal mülk. Peki bir son nokta, Paris muhteşem bir şehir. Paris'in evet, normal şartlarda en çok özlediğiniz yanı ne? Ve tabii bütün bu kriz atlatıldıktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Benim en çok sevdiğim şeylerden biri Paris'te rastgele dolaşmaktır. Kaybolmaktır, tırnak içinde kaybolmak. Çünkü nereye giderseniz gidin, yani birbirinden muhteşem yerlerle karşılaşırsınız. Ben de bir de Instagram üzerinden canlı yayınlarım benim biraz bilinir blogda. Dolayısıyla ben bir saat Paris sokaklarında haftada 2-3 kere yürürdüm. Canlı yayında bir sürü insanın eşliğinde sorular, cevaplar. Bu etkileşimi çok özlüyorum. Tabii eşimi, dostumu görmek hariç. Onun haricinde bunu özlüyorum. O Seine Nehri kıyısında yürümeyi özlüyorum ama şu an bunu düşünerek kendimi bunalıma sokmak istemiyorum. Şu an bu günler geçecek. Önce biz tedbirimizi alalım. Eğer bunu yaparsak her şey çözülecek diyorum. Çünkü şunu söylemek istiyorum Türkiye için. Bugün bir önlem alınırsa bunun etkisi 14 gün sonra görülecek. Dolayısıyla ne kadar çabuk adım atılırsa o kadar çabuk sonuç elde edilecek. Yani bugün olumlu bir adım atılsa, örneğin Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlaması uygulanmaya başlansa, bunun olumlu sonuçları 14 gün sonra görülecek. Yarın her şey çok güzel olmayacak. Birkaç gün sonra çok güzel olacak. O yüzden de inşallah Türkiye'de de gerekli adımlar, yani bugüne kadar çok doğru atıldı. Adım adım gidildi ama bilmiyorum devlet büyükleri ne karar verecekler. Bunu da atarlarsa, bu adımı da atarlar ve insanların birbirleriyle temasını olabildiğince keserlerse sağlık güvencesi nedeniyle süper olacak. Ahmet Öğre, size çok çok teşekkürler ve tabii ki hem size hem bize hem de tüm dünyaya çok geçmiş olsun diyoruz. Bu işi de dayanışma ve büyük bir sabırla atlatmayı temenni ediyoruz. Kesinlikle. Teşekkürler.